Merhaba arkadaşlar. Bio yorum YouTube kanalındayız. Arkadaşlar bu e, hormonları bir bitiriyoruz bu akşam inşallah. 3 videoda bitirmiş olacağız yani. İşte zaten arkadaşlar böbrek üstü bezi falan kaldı. İşte eşeysel bezlerin falan bahsedip ufak tefek bezlerden bahsedip zaten e, feedback'ten beraber bitiriyoruz. Daha önce ne yaptık onu da bir söyleyelim. İzlemeyen arkadaşlar varsa o videolara baksın arkadaşlar. İşte birinci videoda hipofiz hormonları falan işte hormonların genel özellikleri falan bahsettik. Sonra işte tiroid bezinden, ondan sonra pankreastan, ondan sonra cuma paratiroid bezinden falan bahsettik. Geldik arkadaşlar böbrek üstü bezinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar böbrek üstü bezi diğer ismiyle adrenal bez. Adı üzerinde arkadaşlar yerinden dolayı bu isim verilmiş. Böbreğimizin arkadaşlar hemen üzerinde yer alan bir bezden bahsediyoruz. Arkadaşlar ileri karşımıza gelince bakın böbrek de hormon salgılıyor. Şimdi böbreğin hormon salgılanması başka bir şey. Bakın dikkat edin. Böbrek üstü bezinden hormon salgılanması başka bir şey. Şimdi arkadaşlar böbrek üstü bezinin bakın şu enine kesti. Buna baktığımız zaman arkadaşlar iki tane bölümü var. Nedir bu? Bir korteks dediğimiz kabuk bölgesi var bir de öz bölgesi var. Arkadaşlar bakın korteks dediğimiz kabuk bölgesinden kortizol ve aldosteron salgılanıyor. Bir de arkadaşlar eşeysel hormonlar salgılanıyor. Öz bölgesinden ise arkadaşlar adrenalin ve adrenalin salgılanıyor. Biliyorsunuz hipofiz arkadaşlar ne yapıyor? Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinin hormon salgılamasını kontrol ediyor. Neyle kontrol ediyordu bunu hatırlıyor muyuz? Adrenokortikotropik hormon yani ACTH hormonu ile beraber bu arkadaşlar hormon salgılamasını uyarıyor. Bakın öz bölgesini kontrol etmiyor arkadaşlar. Burası sinirsel bir kontrol. beyinle tarafından sinirsel olarak kontrol ediliyor. Yani hormonlarla bu öz bölgesi arkadaşlar hipofiz tarafından kontrol edilmiyor. Şimdi bakalım kortizol arkadaşlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar bakın kan şekerini artıran hormonların bir, birincisini yazmıştık. Neydi? Glukagon. Şimdi ikincisini yazıyoruz ama tabii mekanizmaları farklı bakın dikkat edin. Diğerine ne dedik? E, glukagon dokudaki glikozun kanı geçmesini sağlayarak kan şekerini artırırken bu nasıl artırıyor? Bakın proteinlerin ve yağların parçalanarak glikoz dönüşmesine neden oluyor. Yani bu dönüşümü uyarıyor. Dolayısıyla oluşan glikoz kana veriliyor tabii ki. Ne oluyor? Kan şekerini artan arkadaşlar ikinci hormonu da söylemiş olduk. Kortizol arkadaşlar çok ilginç bir hormon bakın. Bağışıklık sistemini baskılıyor. Alerjik reaksiyonları önlüyor. Dolayısıyla arkadaşlar genelde bu alerjiden dolayı oluşan arkadaşlar tepkileri önlemek için kortizol ve türev arkadaşlar ilaçlar kullanılıyor. Uzun süreli stresten arkadaşlar vücudu koruyor. Bu e, uzun süreli strese karşık kortizol salgılanıyor. Bunun miktarı artıyor diyebiliriz arkadaşlar. Buradan salgılanan bir diğer hormon arkadaşlar nedir? Aldosteron. Aldosteron arkadaşlar böbreklerden sodyumun geri emilimini artırırken potasyumun arkadaşlar atılmasını uyarıyor. Eğer artarsa aldosteron arkadaşlar kanda ne olur? E böbreklerden bu sefer daha fazla ne olur? Sodyum geri emilir. E, kandaki tuz artmış olur. E, ne olur bu sefer? Devamı da arkadaşlar bakın kan ozmotik basıncı arttığı için böbreklerden su geri emilir. ve Dolayısıyla ne olur? Kan basıncı arttığı için tansiyon arkadaşlar artmış oluyor. Yani tansiyon oluşturur diyebiliriz aslında fazlalığında. Peki eksikliği olursa? Eksikliğinde arkadaşlar sodyum ne olmaz? E, böbrekten geri emilemez. E, Potasyum da atılamaz. Dolayısıyla arkadaşlar bakın tuz kaybı olur yani vücuttan. Sodyum kaybı olur. Potasyum da atılamaz. deride de filan birikiyor arkadaşlar ve deri turunç rengini alıyor. Bu hastalığa biz ne diyoruz? Eksikliğinde oluşan hastalığa Addison hastalığı diyoruz. Turunç hastalığı arkadaşlar deniyor buna. Kas zayıflaması, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı filan işte deri de koyulaşma gibi arkadaşlar. İşte turunç rengi dediğimiz bir rengi alabiliyor deri diye arkadaşlar diyebiliriz. Ve bakın kabuk bölgesinden az miktarda eşeysel hormonlar da salgılanıyor. Bunların görevlilerinden arkadaşlar bahsedeceğiz. Eşeysel bezleri anlatırken. Nedir bunlar? İşte östrojen, progesterin ve testosteron dediğimiz hormonlar, eşeysel hormonlar. Bunlar arkadaşlar kabuk bölgesinden salgılanan hormonlar. Ve arkadaşlar bunlar ne yapıdaydı? Bir de hatırlatayım size. Bakın bu hormonlar e, steroid yapıda değil mi? Bu grup, steroid grup. Yani böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden salgılanan bu hormon grubu aynı zamanda steroid hormonlar olarak da geçiyor diyebiliriz. Öz bölgesinden salgılanan hormonlar arkadaşlar. Öz bölgesi sinirsel olarak uyarılıyor ve buradan kan arkadaşlar adrenalin ve nör adrenalin veriliyor. Adrenalin diğer adı arkadaşlar nedir? Epinefrindir. Böyle de gelebilir karşınıza. Epinefrin. Nör adrenalin diğer adı ne? Nör epinefrin. Arkadaşlar adrenalin biliyorsunuz korku, stres, heyecan durumlarında salgılanıyor. Yusuf Yusuf hormonu dolaşım hızlanıyor, solunum hızlanıyor arkadaşlar. E, dolaşım hızlandı, e, tabii kalp atışı hızlanıyor, kan basıncı artıyor vücut ne yapıyor arkadaşlar? Böyle durumlarda e, sıkıntı var ya bir tehlike falan var. Diyor ki diyor kardeşim ben diyor en son diyor buraya yemeği düşünürüm diyor. Sindirim organlarına giden arkadaşlar damarları daralıyor. Buralara giden kan azaltılıyor. E, kalp ondan sonra beyin ve iskelet kaslarına giden arkadaşlar damarlar genişletiliyor ve buralara daha çok kan gönderiliyor. O korku stres anında mesela çok hızlı karar verebiliyoruz arkadaşlar değil mi? Adrenalin arkadaşlar dikkati artırıyor. Göz bebeklerini büyütüyor. Ondan sonra cuma kanın pıhtılaşma süresini kısaltıyor. Bakın çok ilginç gerçekten. E, yaralanma durumu olabilir ya böyle korku stres anında falan. İşte kan kaybına orada ölmeyelim diye ne oluyor? Kanın pıhtılaşma süresi kısalıyor. Arkadaşlar adrenalin karaciğerdeki glikojenin glikoza yıkımını uyarak arkadaşlar kan şekerini artıran üçüncü hormonumuzdur. Kan şekerini artıran arkadaşlar 3 tane hormondan bahsettik. Birisi glukagon, birisi kortizol, bir diğer arkadaşlar nedir? adrenalin hormonudur diyebiliriz. Aslında bu adrenalin arkadaşlar sempatik sinirle beraber düşünebilirsiniz. Sempatik sinirlerde ne oluyordu vücudumuzda değişimler nasıl oluyorsa bunda da arkadaşlar benzer değişimler oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Nöral adrenalin arkadaşlar ne yapıyor? Benzer etkileri var. Bakın kan damarlarını daraltıyor, kan basıncını artırıyor. Bunlar arkadaşlar eğer zıt çalışan hormonlar gibi düşünürseniz yanlış olur. Bunlar zıt çalışan hormonlar değil. Bakın benzer etkileri var. Geldik arkadaşlar eşeysel bezlere. Eşeysel bezlerin arkadaşlar östrojen, progesteron ve testosteron hormonları salgılanıyor. Bunlar arkadaşlar FSH ve LH ile ne oluyor? Kontrol ediliyor. Ovaryum yani yumurtalıkların arkadaşlar iki tane hormon salgılar. Nedir bunlar? Östrojen, östrojen ve progesteron. Arkadaşlar östrojen ve progesteron hormonları bunlar biraz havada kalabilir. Eğer üreme sistemini tam bilmiyorsanız arkadaşlar şimdi burada söylediklerimi sizin için çok şey ifade etmeyebilir. Ama üreme sistemi işte bu hormonlar üzerinde biz duracağız zaten. Tamam mı? Dolayısıyla orayı, olayı daha iyi anlayacaksınız. Östrojen arkadaşlar ne yapıyor? İkinci eşek karakterlerinin gelişmesinde görev alıyor. Hocam ne demek ikinci eşek karakterleri? Şimdi arkadaşlar doğduğumuz zaman sahip olduğumuz bir cinsiyetimiz var zaten değil mi? Zaten o birinci eşeğimiz onlar. Ama ergenlikle beraber ortaya çıkan değişimler var bir de. İşte bunlar arkadaşlar ortaya çıkmasında östrojen arkadaşlar görev alıyor. Nedir bunlar dişi için? Meme bezlerinin büyümesi, sesin ince olması, işte omuzların dar olması falan filan vücudun o işte kadınsı görünüme sahip olmasında arkadaşlar östrojenin etkisi var. Aynı zamanda ne oluyor? Döl yatağı dediğimiz uterusun arkadaşlar büyüyüp gelişmesinde ve kan damarları bakımından zenginleşmesinde görevi var ki embriyo arkadaşlar ne yapacak? Gelip buraya tutunacak. Şöyle bir ufak da anlatayım size böyle çok tavada kalmasın. Bakın şurası yumurtalık, şurası uterus yani rahim burası. Tamam mı? Yumurta arkadaşlar atıldıktan sonra yumurta dölleniyor şurada. Döllendikten sonra zigot oluşuyor ya. Zigot arkadaşlar gidiyor gidiyor buraya, rahim duvarına yerleşiyor. Gel, burada gelişmeye başlıyor. Derken burada embriyo oluşuyor falan filan. İşte burada arkadaşlar bu rahim duvarı dediğimiz şu yapının ne olmasını sağlıyor? Embriyonun tutunabilecek hale getirilmesinde görev alıyor. Kan damarları bakımından zenginleşmesi falan kastettiğimiz bu yani. Progesterone ise arkadaşlar aynı şekilde bakın hem rahim duvarının kalınlaşmasına görevi var hem de Embriyonun arkadaşlar burada tutunmasında görevi var. Dolayısıyla progesteron eksikliğinde embriyo burada tutunamıyor rahime. Düşük dediğimiz olay arkadaşlar meydana gelebiliyor progesteron eksikliğinde. O hormonlar arkadaşlar salgılan hormonlar bunlar. Az miktarı zaten ne dedik? Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinde salgılanıyor eşeysel hormonlar. Testisler arkadaşlar erkeklerde Leydig hücreleri tarafından testosteron dediğimiz hormon salgılanıyor. Testosteron hormonu salgılanıyor buradan. Arkadaşlar spermin olgunlaşmasında görevi var. Ama erkekte de ikinci eşek karakterleri ne demek bu? İşte ergenlikle beraber ortaya çıkan erkekteki değişimler. Sesin işte kalınlaşması, vücudun kıllanması filan işte kaslanmayı filan da uyarıyor bu. Ondan sonra cuma spermin oluşmasında arkadaşlar testislerinde gelişiminde görevi var diyebiliriz. Testosteron hormonu. Arkadaşlar kaslanmayı uyardığı için bu eşeysel hormonlar vücut çalışanlar falan ne yapıyorlar? Steroid alıyorlar muhabbeti var ya. İşte bunların türlerini alarak arkadaşlar ne yapıyorlar? Kas gelişiminde uyarmış oluyorlar diyebiliriz. Timüs bez arkadaşlar bu göğüs kemiğimizin hemen altında. Timüzün diye bir hormon salgılıyor bu. Timüzün hormonu salgılıyor. Timüs bezinin arkadaşlar büyümede eşeğinsel olgunluğa ulaşmada görevi var. Ama bağışıklıkta da arkadaşlar görevi var. Bakın T lenfosteri Burada olgunlaştığı için arkadaşlar zaten T-lenfosit ifadesi timüs bezinden kaynaklanıyor diyebiliriz arkadaşlar. İleriki yaşta da ne oluyor? E, aşık sistemi arkadaşlar iyice yerleştikten sonra, geliştikten sonra timüs bezi arkadaşlar e, biraz daha faaliyetini azaltıyor diyebiliriz. Bir diğer bezimiz arkadaşlar epifiz bezi. Bunu zaten arkadaşlar beyin anlatırken görmüştük. Epitalamuslu bir bölgesi var. Onun bir uzantısı aslında burası. Burada ne salgılanıyordu hatırlayalım. Melatonin hormonu salgılanıyordu. Melatonin hormonu salgılanıyordu. Ne yapıyordu bu arkadaşlar? Derin renklenmesine görev var. Tabii ki asıl görevi neydi? Orada söylemiş arkadaşlar. İşte mevsimsel gün uzunluğu, ışığa olan işte duyarlılık falan, işte biyolojik saat, işte uyku uyanıklık muhabbetleri yapmıştık o zaman hatırlarsanız. Biyolojik ritim yani biyolojik saat bunun diğer adı. Biyolojik saat. Bunun arkadaşlar düzenlenmesine görevi var idi. Bunu oraya arkadaşlar anlatmış idik. Mide nedir? Karma bezdir arkadaşlar. Mide öz ne yapıyor? Miden içerisine gönderiyor ama gastrin hormonu var. Bunu ne yapıyor? Kana salgılıyor. Bunu sindirimde göreceğiz. Burada üzerinde durmuyoruz. Ama midenin salgılandığını bilin yani. Soru da karşınıza gelebilir. İnce bağırsaktan arkadaşlar sekretin, kolistokinin ve enterogastronlar dediğimiz hormonlar salgılanıyor. Bunu da arkadaşlar yine sindirimde göreceğiz. Böbrek bakın, böbrek üstü bezinde değil. Bakın dikkat edin, böbreğin kendisi hormon salgılıyor. Eritropoietin diye bir hormon salgılıyor. Bakın eritrosit, eritrosit neydi? Alıyor vardı, değil mi? Alver yapımında arkadaşlar görev alıyor. Yani daha doğrusu kırmızı kemik uyarıyor ve kan hücresi yani alver yapımı uyarmış oluyor. Bakın böbrek yetmezliği göre insanlar da kansızlık olmasının nedeni de bu hormonun eksikliğidir. Gerçi bu hormon arkadaşlar %10'u filan da karaciğerden salgılanıyor. %90'ın arkadaşlar böbrek üretiyor diyebiliriz. Bakın feedback dediğimiz olay geri bildirim. Hocam ne demek geri bildirim? Dedik ya hipotalamus, hipofiz filan işte diğer bezleri filan kontrol ediyor. Bakalım nasıl oluyormuş bu? Ee, hipotalamus ne yapıyor? RF ile release factor ile beraber hipofiz arkadaşlar uyarıyor. Hipofizden kan hormonlar veriliyor demiştik hatırlayalım. TSH ne yapıyor arkadaşlar? Gidiyor tiroid bezini uyarıyor. Tiroid bezi ne yapıyor? Tiroksin salgılıyor. Tiroksin arkadaşlar ne yapıyor? Fazla olduğu zaman gidiyor. Diyor ki hipofize kardeşim diyor şunu uyarma diyor bizim abi tiroid bezini. Veya işte gidiyor hipotalamsa diyor ki kardeşim diyor sen ne diyor bu hipofizi uyarma derken ne oluyor? E, RF azalıyor, et, TSH azalıyor derken tiroid bezi uyarılmadığı için tiroksin salgılanmıyor. Kandaki miktar ne yapıyor? Azalmış oluyor. Fazla olduğu zaman ne oluyorsa böyle azalmış oluyor yani dengeleniyor. Azaldığı zaman Aynı şekilde gidiyor işte diyor kardeşim şunu uyar. Buna diyor kardeşim sen de bunu uyar da beni öğretsin falan derken bu şekilde kandaki miktar artıyor. Azaltıcı yönde etki yaparsa negatif feedback diyoruz buna biz arkadaşlar. E, Artırıcı yönde etki yaparsa pozitif feedback diyoruz. Feedback ne demek? Geri bildirim demek. Başka arkadaşlar hangi hormonlar var bakalım. Ovaryum neyle uyarılıyor? FSH ve ondan sonra acıma LH hormonlarıyla uyarılıyor değil mi? Bunlarla beraber arkadaşlar ovarim uyarılıyor ve buradan östrojen progesteron salgılanıyor. Bunda da arkadaşlar gene negatif pozitif feedback şeklinde etki gösterebiliyor. Böbrek üstü bezi neyle uyarmıştık? ACTH ile değil mi? ACTH ile böbrek üstü bezi uyarılıyor. Buradan kortizol, aldosteron filan ne oluyor? Veriliyor. Aynı şekilde arkadaşlar bunların artması da gene işte azalması pozitif negatif feedback'i sağlıyor diyebiliriz. Bakın aynı şekilde arkadaşlar testisler de gene FSH ve LH hormonlarıyla uyarılıyor. Derken arkadaşlar özellikle LH ne yapıyor? Testosteron salgılanmasını uyarıyor. Aynı şekilde arkadaşlar burada yine pozitif ve negatif feedback dediğimiz mekanizma var diyebiliriz. Asıl önemli olan ne biliyor musunuz? Burada olmayan hormonlar. İşte hocam hangileri bu feedbackten kontrol edilmiyor? Var mı burada kalsitonin? Yok. Var mı burada paratormon? Yok. Var mı burada insülin? Yok. Var mı burada glukagon? Yok. Var mı burada adrenalin? Yok. Var mı burada noradrenalin? Yok. Bunları bileceksiniz arkadaşlar. Karşınıza gelir. Hipofiz nereleri bu şekilde hormonlarla kontrol etmiyor. Arkadaşlar e, videolarımızı beğenelim. Bundan sonra cıma yorumda yazalım. Hoşunuza gittiyse yorumda yazın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.